öğrenebilir miyim? Ümit. Nerelisiniz? Diyarbakır Silvanlıyım. Nerede ikamet ediyorsunuz? Bahçelievler'de, burada yani. Bahçelievler Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Ben yaklaşık 19 senedir buradayım ve Osman Develioğlu ismini biliyorum. Kendisini hiç görmedim. Belediye ile benim evimin arası yalan olmasın 800 metre yok. Ve ben belediye başkanının sadece ismini kağıtlar üzerine görebiliyorum. Kendisi yok ortada. Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın çalışmalarından memnun musunuz? Kesinlikle memnun değilim. Bahçeli Evler'e yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etmiyorum. Çünkü herhangi bir çalışma yapmadı ki. Kendisine karakolun hemen bir öst tarafında iki tane 19 katlı bina mı ne? Sadece onu yaptı. Herhangi bir hizmeti olmadı ki Bahçeli Evler'e. Yeşillendirme alanı görebiliyor musunuz? Yok. Kendisini görmediğim için hizmetleri de yoktur zaten. Yani kendisi ortada olmayan bir belediye başkanından ne bekleyebilirsin ki? O koltuğa oturmuş, işte seçimden seçime bir tane saksı gönderir evlere. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Sayın Osman Develioğlu ya da kağıt üzerine ismini görebiliyorduk. Kendisini ben yalan söylemeyeyim, sadece bir sefer görmüşlüğüm var. O da AK Parti ilçe binasının orada tesadüften geldik. Kendisini hiç görmedim. Sizin Bahçeli Evler Belediyesi'nden beklentileriniz nelerdir? Yani beklentilerimiz neler olabilir biliyorsun. Bakın Hakan Bahadır gelip gelmez hemen bir şeyler yapmaya çalıştı. Evet, işportacılar buraya işte akşam saatleri dezgah açıyordu. Ekmek paralarını kazanıyorlardı. Ama dün akşam ben bir sohbetine tanık oldum. Dedi ki ben sifil bir şekilde dedi akşam oradan geçerken ayağım dedi herhangi bir işportacının dezgahına değdi ve beni tersledi dedi. Şayet ben vatandaş, ben belediye başkanıyım dedi şu an. Demek ki bu insanlar vatandaşa da bu tür şeyleri yapıyorduk. Ben ondan dolayı ona teşekkür ediyorum yani hizmetlerinden dolayı. İnşallah güzel şeyler yapacak. Osman Develioğlu'ndan 1000 kat iyi olacağını düşünüyorum. En son ne zaman ve niçin belediyeye başvurdunuz? Vallahi belediyelik bir işim olmadığı için hiç vurmadım. Yalnız bugün Allah kolaylıklar versin. Ben dediğim gibi 19 senedir İstanbul Bahçelievler'de yaşıyorum ve belediye başkanını bir sefer tek gördüm. O da platformda konuşuyordu. Ve şu an halk içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yöneten Sayın Ekrem İmamoğlu halk içerisinde. Ben arkadaşımla beraber gittim tesadüf 3 gün önce belediye kendisini ziyaret ettim. Herhangi bir belediye başkanı olmuş olsaydı değil kendisini danışmanını bile göremezdim. Buradaki adamın gerçekten gidiyorsun belediyeye yani hiçbir şey yok. Arabası orada duruyor. Diyorsun ki işte ben burada ikamet ediyorum. Burada oturuyorum. İstiyorum ki ilçemin belediye başkanını göreyim. Görme şansın yok. Yok randevu al, yok bilmem ne yap. Ne alakası var ya? Şehrin evler meydandır ya. Arada bir halk içerisinden çıksan iyi olmaz mı yani? İnsanlar gelsin işte başkanım gel bir çay kahve iç, bir resim çekinelim demesi kadar güzel bir şey var mı? Belediyecilik anlamında çalışmalarına örnek verebileceğiniz bir belediye var mı? Örnek verebileceğim belediye evet var. Örneğin Diyarbakır halkı şu an bütün Diyarbakır halkı Çeşme'den su içebiliyor. Bu çok güzel bir şeydir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kısa süre içerisinde tanıdım. Onun gibi gerçekten onun gibi insanlar değil sadece İstanbul'a 81 ilimize lazımdır. Belediye TV aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na neler söylemek istersiniz? Sizin beklentileriniz, istekleriniz nelerdir? Başta Sayın Ekrem İmamoğlu'na böyle herkese, her kesime, her siyasi partiye eşit bir şekilde hizmetlerini daha görmedim, inşallah göreceğim. Herkese eşit bir şekilde söylemleriyle yaklaştığı için sonsuz sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de.